Ezzeccak Yüce Allah'ın, şüphesiz kendileri için daha önceden tarafımızdan iyilik takdir edilmiş olanlar, işte onlar oradan uzaklaştırılmışlardır. El-Enbiya 21 bölü 101 buyruğu dolayısıyla bu görüşü tercih etmiştir. Mücahid de şöyle demektedir. Müminlerin ateşe uğramaları dünya yurdunda mümine isabet eden hama, ateş yüksekliğidir. İşle meyül teminin cehennem ateşinden payı budur. Bunu geri çeviremez. Ebu Höreyre'nin rivayetine göre Resulullah, Sav ateşi yükselmiş bir hastayı ziyaret etti. Peygamber, Sav ona dedi ki, müjdeler olsun sana. Şanı yüce ve mübarek olan Aylah buyuruyor ki, o benim ateşinidir. Ben onu, cehennem, ateşinden payı olsun diye mümin kuluma musallat ederim. 152, bu hadisi Ebu Ömer, İBN Abdi, bir ber, senedi ile kaydederek dedi ki, bize Abdülvaris B. Sufyan anlattı, dedi ki, bize Kasım be. Asba anlattı, dedi ki, bir pound e Muhammed be. İsmail Es-Sai anlattı, dedi ki, bize Ebu Hüsame anlattı, dedi ki, bize Abdurrahman be. Yezid be, Cabir anlattı, o İsmail be, Ubeydullah'tan, o Ebu Salih Eleşari'den, o Ebu Höreyle'den, o Peygamber Sav'dan, peygamber bir hastayı ziyaret etti diyerek hadisin geri kek bölümünü zikretti. Ayrıca hadiste, hama, sıtma ve yüksek ateşli hastalık, müyaninin cehennem ateşinden payına düşendir, diye buyurmuştur. 153. Bir kesimde şöyle demektedir, burada uğramak, vürut kabirde ona bakmaktır. Kurtuluşa nail olan o ateşten kurtarılır ve oraya girmesi takdir edilmiş olan da oraya girer. Daha sonra ya şefaatle oradan çıkar, Yahut da yüce Allah'ın rahmeti ile şefaatten başka bir sebeple çıkar. Bunlar İbn Ömer'in rivayet ettiği şu hadisi delil gösterirler. Sizden herhangi bir kimse öldüğü takdirde sabah ve akşam onun kalacağı yer kendisine gösterilir. 154. Ve ki şu beden o Abdullah be es sahibden o bir adamdan o da İbn Abba'nın rivayete göre yüce Allah'ın şüphe yok ki aranızda oraya uğramayacak hiç kimse yoktur, buyruğu hakkında, bu kafirlere bir hitaptır, demiştir. Yine ondan gelen rivayete göre o, daha önce kafirler hakkında varit olmuş, Rabbin hakkı için onları ve şeytanları elbette hasredeceğiz. Sonra onları cehennemin etrafına dizleri üzere elbette hazır edeceğiz. Sonra her bir kesimden Rahman'a karşı küfürde daha cesur ve şiddetli kim ise onu ayırırız hem oraya atılmaya kimlerin daha layık olduğunu en iyi biz biliriz. Buyruklarında kafirler hakkındaki bu hükümlere paralel olarak, şüphe yok ki, aranızda, yerine, aralarında oraya uğramayacak hiç kimse yoktur, diye okuduğu rivayet edilmiştir. Aynı şekilde ikrime ve bir topluluk da böyle okumuştur. Bu kıraate göre cehenneme uğrayacaklar çeşitli gruplar olmayacaktır. Sadece kafirler uğrayacaktır. Bir kesim de şöyle demektedir, Burada, aranızda, ile kastedilenler kafirlerdir. Yani, ey Muhammed, onlara de ki, aranızda. Böyle bir tevilin de aynı şekilde açıklaması kolaydır. Aranızda, ifadesindeki, keftnız, yüce Allah'ın, onları ve şeytanları elbette hasredeceğiz. Sonra onları cehennemin etrafına dizleri üzere, çökmüş olarak, elbette hazır edeceğiz, buyruğundaki, onlar, zamirine aittir. Bu zamirin, onlara racı, olduğu ret olunamaz. Benzeri bir durum, Yüce Allah'ın şu buyruğunda da görülmektedir ve Rableri onlara son derece temiz bir şarap içirmiştir. İşte bu, gerçekten sisin için bir mükafattır. Yaptıklarınızın karşılığını da fazlası ile görmüşsünüzdür. El insan, 76 bölü 21 eksi 22 ise, bu onlar için bir mükafattır, anlamındadır. Görüldüğü gibi buradaki muhatap zamiri de, tefsil edilmekte olan buyruklarda olduğu gibi, he, harfine, gayıp zamire, gitmektedir. Çoğunluk ise şöyle demektedir, burada muhatap bütün alemdir. Herkesin cehenneme uğraması kaçınılmazdır, bundan dolayı zaten uğramak ile ilgili görüş ayrılığı ortaya çıkmıştır. Biz ilim adamlarının bu konudaki görüşlerini açıklamış bulunuyoruz. Uğramanın, bürüdün, zahirinden anlaşılan girmektir. Çünkü Peygamber, Sav, bu başlığın baş taraflarında, zikredilen hadiste, mutlaka ateş ona değecektir, temas edecektir, diye buyurmaktadır. Çünkü bunun sözlükte anlamı değmek ve temas etmektir. Ancak bu, müminler için serin ve selamet olacaktır. Oradan esenlikle kurtulacaklardır. Halit B. Madan dedi ki, cennet ehli cennete girecekleri vakit şöyle diyecekler, Rabbimiz bizim ateşe uğrayacağımızı buyurnamış mıydı? Onlara denilecek ki siz oraya uğradınız ve orayı kül haline getirdiniz. Derim ki bu görüş değişik ve dağınık görüşleri bir arada toplamaktadır. Ancak cehennem ateşi oraya uğrayacak kimseyi alevi ve hararetiyle rahatsız etmeyecektir. Mümin kimse böylelikle ondan uzaklaştırılmış ve kurtarılmış olacaktır. Şanı yüce Allah'tan Lütuf ve keremiyle bizleri ondan kurtarmasını ve oraya esenlikle uğrayıp giren ve oradan ganimete nail olmuş olarak çıkan kullarından eylesin. Peygamberler de ateşe girecekler midir? diye sorulursa deriz ki bu konuda mutlak bir ifade kullanamayız ancak şunu söyleyebiliriz bu bahsin baş tarafında zikrettiğimiz hadisin delil olduğu üzere bütün insanlar oraya uğrayacaklardır. Günahkarlar günahları sebebiyle oraya girecekler Allah'ın dostları ve bahtiyar kimseler de onlara şefaat etmek için oraya girecektir. Her iki giriş arasında ise pek büyük bk fark vardır. Labnol Embari de Osman, Ra'ı haf'inin ve genelin kıraatinin lehine delil olmak üzere şöyle der, dilde gaybe hitaptan, muhataba hitap lafzına geçiş mümkündür. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmaktadır, Rableri onlara son derece temiz bir şarap içirmiştir. İşte bu gerçekten sizin için bir mükafattır. Yaptıklarınızın karşılığını da fazlasıyla görmüşsünüzdür. L.T. Nesan, 76 bölü 21 eksi 22, böylelikle Yüce Allah gayb zamirin yerine muhatablara ait hitap zamirini kullanmıştır. Bu türden açıklamalar daha önce Yunus suresinde, 10 bölü 22 eksi 23. Ayetlerin tefsirinde, geçmiş bulunmaktadır. 155. 3. Ancak yemin gereği, peygamber, sav, ı, ne, yemin gereği müstesna. Anlamındaki, istisnanın munkatef bir istisna olma ihtimali vardır. Ama yeminin gereğini yerine getirmek için, girilecektir, demektir. Bu Arap dilinde bilinen bir üslupçır. Manası ise ateş ona asla temas etmeyecektir. İfade burada tamam olmaktadır, daha sonra yeni bir cümleye başlayarak, yemin gereği müstesna, diye buyurmuştur. Yani ama Yüce Allah'ın, şüphe yok ki aranızda oraya uğramayacak hiç kimse yoktur, buyruğundaki yeminin gereğinin de yerine getirilmesi kaçınılmaz bir şeydir. Bu ise ya üzerinden geçiştir yahut cehennem ateşini görmektir ya da herhangi bir zarar gömleksizin esenlik içerisinde oraya girmektir ve bunda cehennem ateşinin hiçbir şekilde dokunması söz konusu olmayacaktır. Çünkü peygamber sav şöyle buyurmuştur: Sizden herhangi birinizin üç çocuğu ölür de bunların acısının mükafatını Allah'tan beklerse mutlaka cehennem ateşine karşı ona kalkan olurlar. 156. Kalkan, kan, koruyucu ve perde demektir. Ateşten korunan ve ateşe karşı siper edilen ve perdelenen bir kimseye ateş asla temas etmeyecektir. Eğer ateş ona dokunursa herhangi bir şekilde korunmuş olmaz. 157. Dört cehennemden kurtuluş ve cennete giriş aynı konu ile ilgili nasların birlikte mütalasına örnekler. Bu hadis ülke hadisi tefsir etmektedir. Çünkü bunda ecrin Allah'tan beklenmesi hisp söz konusu edilmektedir. Bundan dolayı Malik bunu açıklayıcı olmak üzere eseri, bunun üzerine bir hanımın ona sorduğu soru ve Peygamber'in cevabı ile birlikte onu açıklayıcı olmak üzere zikretmektedir. Yine bu ikinci hadise Buhari'nin, Ebu Höreyle'den rivayet ettiği şu hadis kayıt getirmektedir. Buna göre Peygamber, Sav, şöyle buyurmuştur, her kimin henüz ergenlik yaşına ulaşmamış üç çocuğu ölürse bunlar onun için cehennem ateşinden bir perde olurlar yahut cennete girer, 158. Peygamber, Sav, ı ne ergenlik yaşına gelmemiş ve henüz günahları yazılacak yaşa ulaşmamış anlamında olan, henüz iki ergenlik yaşına gelmemiş, ifadesi ile adamlarına göre Müslüman yan çocuklarının cennette olduklarına bir delildir. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Çünkü rahmet onların babalarına nazil olduğu takdirde rahmete nail olmamış kimse dolayısıyla rahmete nail olmaları imkansız bir şey olur. Bu Müslüman çocukların cennette olduklarına dair ilim adamlarının ICMA İl ile kabul ettikleri bir husustur. Bu konuda ancak cebriyeden bir kesim istisna teşkil ederek durumlarının ilahi mişikte ait olduğunu söylemişlerdir. Bu ise kendilerine muhalefet edilmesi caiz olmayan ve aynı şekilde haklarında yanlışlık yapmaları düşünülemeyen hüccet olan kimselerin İCMA ile reddedilmiş ve terk edilmiş bir görüştür. Buna ek olarak peygamber (sav)dan gelmiş adaletli ve güvenilir ahad rivayetler de vardır. Ayrıca peygamber (sav) şöyle buyurmaktadır: Bedbaht kimse annesinin karnında bedbaht olan kimsedir. Bahtiyar kimse de annesinin karnında bahtiyar olan kimsedir. Melek iner ve onun ecelini, amelini ve rızkını yazar. 159. Bu hadis tahsis edilmiştir. Hiç şüphesiz henüz ameli yazılacak yaşa gelmeden önce ölen Müslüman çocuklar annelerinin karnında bahtiyar olan ve bedbaht olmayanlardandır. Buna delil ise konu ile ilgili hadisler ve icmadır. Peygamber, Sav, I, N, Ayşe, Renha, ya söylediği bildirilen şu sözler bu durumdadır, ı E, Ayşe. Şüphesiz Allah cenneti yarattı ve oraya girecekleri de henüz babalarının iken yarattı. Ateşi de yarattı ve oraya girecek kimseleri de henüz babalarının sablerinde oldukları halde yarattı. 13 u hadis delil olamaz, zayıftır, icMA ile ve konu ile ilgili rivayetler ile olunur. Bu hadisi rivayet eden Talha b. Yahya zayıftır, rivayeti delil gösterilmez. Ayrıca bu hadis onun tek başına münferiden rivayet ettiği hadislerdendir. Ona iltifat edilmez. Şub, Muaviye b. Kurra b. İyaz el-Muzeni'den, o babasından, onun da Peygamber (sav) dan rivayetine göre Ensar'dan birisinin küçük bir oğlu öldü. Ona üzüldü, kederlendi. Resulullah (sav) ona dedi ki: cennet kapılarından hangisine gidersen oğlunun senin için o kapının açılmasını istediğini görmek, seni sevindirmez mi? Ey Allah'ın Resulü! dediler. Bu ona mı hastır yoksa genel olarak bütün Müslümanlar için de böyle midir? Peygamber, hayır, bütün el levumanlar için geneldir, diye buyurdu. 160. Ebu Ömer ve Abdi, bir ber, dedi ki, bu hadis sabit ve sahih bir hadistir yani sözünü ettiğimiz cumhurun icma'ı ile böyledir. Aynı zamanda bu hadis Talha ve Yahya'nın rivayet ettiği hadisle çelişmekte ve onu reddetmektedir. Yine Ebu Ömer dedi ki, bu hadis ve buna benzer rivayetlerin bence izahı şudur, dunlar farzlarını gereğince eda etmeye devam eden, büyük günahlardan kaçınan, uğradığı müzibete karşı sabredip ecrini Allah'tan bekleyen kimseler içindir. Çünkü hitap o dönemde ancak çoğunluğunun durumu bu vasfettiğimiz şekilde olan bir topluluğa yöneltilmişti ki onlar da eşap-ı Yüce Allah onların hepsinden razı olsun, 161. Ennek kaş kimi ilim adamından şunları söylediğini nakletmektedir. Yüce Allah'ın, şüphe yok ki aranızda oraya uğramayacak hiç kimse yoktur, buyruğunu, şüphesiz kendileri için daha önceden tarafımızdan iyilik takdir edilmiş olanlar, işte onlar oradan uzaklaştırılmışlardır. El-Enbiya, 21 bölü 101 buyruğu neshetmektedir. Ancak bu zayıf bir iddiadır, çünkü burası neşin söz konusu olacağı yerlerden değildir. 162. Biz bundan önce, eğer kişiye ateş dokunmayacak olursa oradan zaten uzaklaştırılmış demek olduğunu açıkladık. Haberde, ateş kıyamet gününde mümine, çabuk geç ey mümin, senin nurun benim alevimi söndürüyor, diyecektir, denilmektedir. 163 beş gerçekleştirilmesi kesin olan hüküm yüce Allah'ın bu Rabbi'nin gerçekleştirmeyi üzerine aldığı kesin bir hükümdür. Buyruğunda geçen ilahi hükmü kesin vacip kılmak demektir. Yani bu kesin olacak bir şeydir. İse yüce Allah'ın hakkınızda vermiş olduğu hüküm budur demektir. İbn Mesud dedi ki bu gerçekleştirilmesi farz olan bir yemindir anlamındadır. 164 Bundan sonra takva sahiplerini kurtarırız. Zalimleri ise orada dizleri üzerine çökmüş olarak terk ederiz. Bu da önceki ayeti kerimede geçen, uğrama, vürut, un girmek anlamında olduğunun delillerindendir. Çünkü Yüce Allah burada zalimleri girdiririz, diye buyurmamıştır. Bu hususa dair yeterli açıklamalar, az önce, geçmiş bulunmaktadır. Bu hususta kabul edilen görüş şudur, büyük günah sahibi kimse oraya girse dahi günahı kadar cezalandırılacak, sonra kurtulacaktır. Mürci oraya girmeyecektir derken, vaidiye orada ebediyen kalacaktır, derler. Yine buna dair açıklamalar önceden birden çok yerde geçmiş bulunmaktadır. Asim el-Cahderi ve Muaviye B. Kurra, bundan sonra, kurtarırız, şeklinde den, cim, harfi, şeddesiz olarak okumuşlardır. Bu aynı zamanda Humeyt, Yakub ve Deki Sayin'in de kıraatidir. Diğerleri ise bunu Sakil, Cim, harfini şeddeli olarak okumuşlardır. İbn Ebi Leyla, sonra anlamındaki kelimeyi, orada, anlamına gelecek şekilde peltek, sebir, harfini üstün olarak, diye okumuştur. Zarftır. Ancak memnidir, türetilmiş olduğu bir kökü yoktur. Bundan dolayı, mesela, bu, işaret isminin memni olduğu gibi bu da memnidir. Sonundaki h, harfinin harekeyi açığa çıkarmak in gelmiş olması mümkündür. Vasil halinde hasfedilir. Bununla birlikte, yerin müens olduğunu belirtmek için de gelmiş olabilir. O takdirde vasi halinde, tc diye okunarak sabit kalır. 165. 73. Ayetlerimiz onlara açık açık okunduğunda kafirler, müminlere derler ki, bu iki kesimden hangisinin makamı daha hayırlı, oturup kalktığı kimseleri daha iyidir. 74. Halbuki bunlardan önce hem malı mülkü itibariyle hem de görünüşü itibariyle onlardan daha üstün olan nice nesilleri helak etmiş bulunuyorum 75. De ki, kim sapıklıkta ise Rahman ona verdiği mühleti uzattıkça uzatsın. Nihayet kendilerine vaat olunanı, azabı ya da kıyameti göreceklerinde hangisinin makamca daha kötü ve askerce daha zayıf olduğunu bileceklerdir. Ayetlerimiz onlara açık açık okunduğunda, buyruğunda sözü edilenler, Yüce Allah'ın, ben öldükten sonra mı diriltilip çıkarılacakmışım? 66. Ayet diye kendilerinden söz edip haklarında, zalimleri ise orada dizleri üzerine çökmüş olarak terk ederiz, buyurduğu bu kafirlere Kur'an, ı Kerim okunduğu vakit ellerinde tuttukları dünyalık ile güç, kuvvet sahibi olduklarını ileri sürerler ve şöyle derler, eğer biz batıl üzere isek peki ne diye malca daha çokluğuz, sayıca daha güçlüyüz. Onların bu sözlerden kayıtları, mustazaf insanları şüpheye düşürmek ve onlara malı çok olan kimsenin bu durumunun dininde de haklı olduğunun delili olduğu şeklinde yatmış bir kanaat vermektir. Onlar bu sözleriyle kafirler arasında fakir, Müslümanlar arasında da zengin bulunduğuna hiç dikkat etmiyor, gibidirler. Yüce Allah'ın gerçek dostlarını dünyaya aldanmaktan uzak tuttuğunu ve ona aşırı meyletmekten onları koruduğunu bilmiyor gibidirler açık açık, buyruğu lafızlara ağır ağır ve tane tane okunan, manaları oldukça özlü, maksatları açıkça ortaya koyan demektir. Bu buyruklar, ya muhkemdirler, ya muhkemler ile açıklanmış müteşabihtirler, ya da Resulullah, sav bunları sözüyle ya da fiiliyle açıkça beyan etmiştir. Yahut bu ayetlerin icazı açıkça ortadadır. İşte icazı açıkça ortada olan ayetlerle onlara meydan okunmuştur. Hiçbir kimse onlara karşı durmaya, benzerlerini getirmeye güç bulamamıştır. Ya da bu ayetler apaçık deliller ve kesin belgelerdir. Açık açık, anlamındaki, beyinafın tekit için hal gelmesi, gramer açısından, en uygun açıklamadır. Yüce Allah'ın, halbuki o, doğru yalayan, gerçeğin ta kendisidir, El Bakara, 2 bölü 91 buyruğuna benzemektedir. Çünkü Yüce Allah'ın ayetleri esasen, ancak açık ve kesin belgedirler. Kafirler, buyruğuyla Kureyş'in müşrikleri olan en nadir be, el haris ve arkadaşlarını kastetmektedir. Müminlere, buyruğuyla da peygamber, sav neyaz habının fakirlerini kastetmektedir. Bunlar oldukça yoksul idiler, yaşayışları da mahrumiyet içindeydi, elbiseleri eski püsküydü. Müşrikler ise saçlarını tarıyorlar, başlarını yağlıyorlar, en güzel elbiselerini giyiniyorlardı. O bakımdan müminlere, derlet, de, ki, bu iki kesimden hangisinin makamı daha hayırlı, oturup kalktığı kimseleri daha iyidir. Makamı, oturup kalktığı yeri, anlamındaki, kelimesini İBN kesir, İBN muhaysın, umet ve şibıl be. Abad, mim, harfine ötreli olarak okumuşlardır ki bu da kayınan yer, ikamet yeri demektir. Bunun ikamet elmek anlamında mastar olması da mümkündür. Diğerleri ise, mim, harfini üstün olarak okumuşlardır. Bu da oturup kalkılan ev ve mesken anlamındadır. Şöyle de açıklanmıştır, makam önemli işler için kendisinde durulan mekan demektir. İki kesimden hangisinin mevki ve yardımcıları daha çoktur, demektir. Oturup, kalktığı kimseleri daha iyidir. Buyruğundaki ve, oturup kalktığı kimseler, anlamı verilen, kelimesini İBNAB bas, meclisi, diye açıklamıştır yine ondan görünüşü, manzarası diye açıkladığı rivayet edilmiştir. Sözlükte ise bu, meclis ve toplantı yeri, nadi, anlamındadır. Darun nef, de buradan gelmektedir. Çünkü müşrikler burada kendi işleriyle ilgili görüşmeler yapar, danışırlardı. Mecliste, nadi, onunla birlikte oturdu, demektir. Şair de şöyle demiştir. Ben orada Elvelid ailesi ve Kaförün ailesi ile otururum. Cayeti Kerime'de, bu kelime, nedi, fail, vezninde olup topluluğun meclisi ve oturup konuştukları yer demektir. Nef, nadi, munteda ve mütenedda, kelimeleri de aynı anlama gelir. Eğer hazır bulunanlar ayrılacak olurlarsa buna, ne meclis, toplantı yeri, denilmez. Bu açıklamayı, el cevheyi yapmıştır. 166. Halbuki bunlardan önce hem malt mülkü itibariyle, pek çok malı, eşyası bulunan nice nesilleri, nice ümmet ve toplulukları helak etmiş bulunuyoruz. Şair mal, mülk anlamındaki aynı kökten gelen kelimeyi kullanarak şöyle demiştir. Ve birbirine girmiş, meyvesinin çokluğundan aşağı sarkmış hurma salkıtılı gibi kökünden dahi pek bol ve omuzları süsleyen simsiyah bir saç. Esas aynı zamanda ev eşyası anlamındadır. Bunun Eski ev eşyası ile bunların giyilenlerinin en adi ve bayağıları anlamında olduğu da söylenmiştir, El Hasan ve Ayi et Tusi de şu beyti nakletmektedir. Bizim Amül Velid'den ayrıldığımızdan beri uzun zaman geçti. Ve artık ev eşyalarımız, zamanla eskidiğinden, adi ve bayağı hale geldi, İbn Abbas dedi ki, bu kelime heyet ve görünüş demektir. Mukatil ise elbise anlamında olduğunu söylemiştir. Görünüş, güze. Görünüş anlamındadır. Bu kelime beş türlü okunmuştur. Medinkliler hemzesiz olarak ve, ya, harfini şeddeli, şeklinde, küfeliler hemzeli, diye okumuşlardır. Ya, kubun naklettiğine göre ise talha şeddesiz tek, ya, ile, diye okumuştur. Süfyan, el-ameş, ten, o Ebu Zabyan'dan, o ne Abbas'tan, kılık, kıyafet, şeklinde, z, harfi üye okuduğunu nakletmektedir. Bunlar dört kıraattır. Ebu İshak dedi ki, bu kelimenin, şeklinde ve sonrasında hemze olan bir, ya ile okunması da mümkündür. Ennehaz dedi ki, burada Medinelilerin kıraati güzeldir. Bu da iki şekilde açıklanabilir. Bir bu kelimenin, gördümden türetilmiş olması sonradan hemze hafifletilerek. Yerine, ya, getirilmiş olması, daha sonra da iki, yanın birbirine idim edilmiş olması şeklinde. Bunun güzel oluşu ise, ayet sonlarının birbirine uymasıdır. Çünkü, bu surede, ayet sondan hemzeli değildir. İşte buna binayen İbn Abbas bunun görünüş anlamına geldiğini söylemiştir. Buyruk, hem malı mülkü itibariyle, hem de elbisesi itibariyle, anlamında olur. İki nimetten dolayı terlerinin, derilerinin semirmiş görünmesi demektir. Bu açıklamaya göre ise hemzeli okuyuş caiz değildir. Verşin, Nafi'den, İbn-i Zekvan'ın da İpamir'den, şeklindeki okuyuşları da birinci şekil ile açıklanır. Küfelilerin ve Ebu Amr'ın kıraati de böyle olup asıl üzere, görmek anlamındaki fiilden gelir. Talha b. Musallif'in kıraati ise tek bir, ya ile, şeklinde oyup yanlış olduğunu zannediyorum. Bazı nahivciler şöyle açıklamışlardır, bunun aslı hemze iken, yaya dönüştürülmüştür. Daha sonra iki, yadan birisi hasfedilmiştir. El Mehdevi dedi ki, bu kelimenin, şeklimle olması sonra da bu hemzenin, yaya dönüştürüldükten sonra iki, ya, olması, bilahare hemzenin harekesinin, yaya nakledildikten sonra ilk, yanın hasfedilmiş olması da mümkündür. Nitekim kimisi bu kalp dönüştürme esasına göre, diye de okumuştur ki, bu da beşinci kıraattır. Sibeveyl kelimesinin, gördü, anlamında kullanıldığını da nakletmiştir. El Cevheri dedi ki, bu kelimeyi hemzeli okuyan bunu görünüş anlamında, gördüm, fitlinden gelmiş kabul eder. Bu ise gözün görmüş olduğu güzel hal ve açıktaki giyiniş anlamına gelir. Ebu Übeyde de, Muhammed B. Numer Es Sakafiye at şu beyti nakletmektedir. Senden ayrıldıkları günü özledi seni hanımlar, güzel görünümlü eşyaların, yanında, olduklarında. Bunu hemzesiz okuyanlara gelince, ya hemzeyi hafifleterek okumuşlardır. Yahut da bu kelime, renkleri güzelleşti ve derileri doldu, anlamındaki kökten gelmektedir. TBN Abbas, Übeyib, Kab, Said B, Cüber, El Asam, El Mekki ve Yezid El Berberinin, Z harfi ile, kılık, kıyafet itibariyle, şeklindeki okuyuşları ise heyet, görünüş ve güzellik demektir. Bununla birlikte bunun, topladım, anlamına gelen, kökünden gelmesi de mümkündür o takdirde bunun aslı, olup, vav, harfi, yaya kalp edilmiş olur. Peygamber, sav, ı, ıı, ne, yeryüzü benim için toplanıp bir araya getirildi, 167, hadisinde de aynı kelime kullanılmıştır. Buyruğun anlamı şudur, bunların Allah'ın azabına karşı kendilerine hiçbir faydası yoktur. Bunlar istedikleri kadar yaşasınlar, nihayet öleceklerdir ve ömürleri uzasa dahi ulagacaklan nokta azap olacaktır yahut, Yüce Allah'ın kendilerini yakalamak üzere göndereceği dünya azabı gelip onları bulacaktır. 168. De ki, kim sapıklıkta küfürde ise Rahman ona verdiği mühleti uzattıkça uzatsın. Cahilliğinin azgınlığında ve küfrü içerisinde onu terk edip, bıraksın. Burada lafız emir olmakla birlikte, anlamı haberdir yani sapıklık içerisinde olana Yüce Allah uzunca bir süre verir. Nihayet onun aldanışı da uzayıp gider. Bu ise onun azabının daha çetin olmasına sebep olur. Şu buyruklar da buna benzemektedir, onlara mühlet vermemiz, ancak günahlarını arttırmaları içindir. Ali İmrar'ı, 3 bölü 178, biz de onları azgınlıkları içerisinde kör ve şaşkın terk ederiz. El Enam, 6 bölü 110, buna benzer buyruklar pek çoktur. Yani istediği kadar yaşasın, ömür boyunca kendisine istediği kadar genişlik verilsin, nihayette varacağı yer ölüm ve ceza olacaktır. Bu da en ileri derecede tehdit ve korkutmadır. Bir görüşe göre bu, peygamber, sav, ı ne yapması emrolunan bir duadır. Mesela, benim malımı çalanın yüce Allah elini kessin, denildiği zaman bu, hırsıza bir bedduadır. Rahman ona verdiği mühleti uzattıkça uzatsın, buyruğu şartın cevabıdır. Bu açıklamaya göre Yüce Allah'ın, uzattıkça uzatsın anlamındaki buyruğu haber olmaz. Nihayet kendilerine vaat olunanı göreceklerinde buyruğunda görecekler diye çoğul gelmesi kim lafzının hem tekil hem çoğul için kullanılabilmesinden dolayı DSR. İse mazi ile birlikte kullanılacak olursa müstakbel müzan anlamında olur. Muzari olarak kendilerine vaat olunanı görecekleri vakte kadar anlamındadır. Burada azap ya yüce Allah'ın onlara karşı müminlere yardım edip muzaffer kılmak suretiyle müminlerin onları kılıçla ve esir almakla azaplandırmalarıyla olacaktır yahut kıyametin kopması ve onların cehenneme gitmeleriyle olacaktır hangisinin makamca daha kötü ve askerce daha zayıf olduğunu bileceklerdir o vakit gerçekler açıkça ortaya çıkacaktır bu da onların bu iki kesimden hangisinin makamı daha hayırlı oturup kalktığı kimseleri daha iyidir, şeklindeki sözlerine bir cevaptır. 169. 76. Allah hidayete erenlerin hidayetini arttırır. Kalıcı olan salih ameller ise sevap. Bakımından da Rabbin yanında hayırlıdır, akıbetçe de daha hayırlıdır. Allah, hidayete erenlerin hidayetini arttırır. Müminleri hidayetleri dolayısıyla mükafatlandırır ve onlara yardımında arttırır onların hidayetlerine karşılık bir mükafat olmak üzere yakinlerinin artışına sebep teşkil edecek ayetler indirir. Şöyle de açıklanmıştır, başkalarının inkar ettikleri nazih ve mensuhu tasdik etmeleri suretiyle onların hidayetlerini arttırır. Bu anlamdaki açıklamaları el-kelbi ve mukatil yapmıştır. Üçüncü bir anlama gelme ihtimali de vardır, yani, Allah hidayete erenlerin, itaate yönelmeleri suretiyle, hidayetini, cennete yol bulmalarını, arttırır. Anlamlar birbirlerine yakındır. Amellerin artışı, imanın ve hidayetin artışının anlamı ile ilgili açıklamalar daha önceden Ali İmran suresinde, 3 bölü 173. Ayetin tefsirinde, ve başka yerlerde geçmiş bulunmaktadır. Kalıcı olan salih ameller, ile ilgili açıklamalar daha önceden El-Kef suresinde, 18 bölü 46. Ayetin tefsirinde, geçmiş bulunmaktadır. Sevap bakımından, yani mükafat açısından, da Rabbin yanında hayırlıdır, akıbetçe de, yani ahirette kafirlerin kendisiyle dünyada iken övünüp durdukları şeylerden, daha hayırlıdır. Akıbet, kelimesi mastardır. Yani bunların bu işleri yapanlara dönüşleri sevap itibariyle daha hayırlı olacaktır. Bu senin için daha faydalıdır anlamındadır. Akıbetçe de daha hayırlıdır. Buyruğu dönüş itibariyle daha hayırlıdır diye de açıklanmıştır. Çünkü herkes dünyada iken yaptığı ameline döndürülecektir. Amelinin karşılığını görecektir. 170 77. O ayetlerimizi inkar eden ve elbette bana mal ve evlat verilir diyen kimseyi gördün mü? 78. Acaba gaybı görerek mi büdü? Yoksa Rahman'dan bir söz mü aldı? 79. Hayır, öyle değil. Biz onun dediğini yazdır, ıp azabını da uzattıkça uzatırız. 80. Onun dediklerini biz ondan miras alacağız ve o, bize tek başına gelecektir. O ayetlerimizi inkar eden, kimseyi gördün mü, laft müslimin olmak üzere hadis imamlarının rayv ayetine göre, Habbab dedi ki, benim el azbe, vaılde bir alacağım vardı. Alacağımı tahsil etmek maksadıyla yanına gittim. Bana dedi ki, Muhammed'i inkar etmedikçe borcunu ödemeyeceğim. Ben de ona şöyle dedim, sen ölüp tekrar diriltilecek olsan dahi onu asla inkar etmeyeceğim. Bu sefer dedi ki, ben öldükten sonra diriltilecek miyim? İşte o vakit benim malım ve evladım olacaktır. Ben de borcunu öderim ve ki dedi ki işte El Ameş böyle dedi bunun üzerine şu o ayetlerimizi inkar eden ve elbette bana mal ve evlat verilir diyen kimseyi gördün mü buyruğu o bize tek başına gelecektir buyruğuna kadar nazil oldu bir lay ayette de şöyle denilmektedir ben cahiye döneminde kuyumcuydum el az be vale bir iş yaptım sonra ücretimi ondan istemek üzere yanına gittim bunu Buhari de rivayet etmiştir, 171. El Kelbi ve Mukatil dedi ki, Habbab kuyumcuydu. El As'a bir süs eşyası yaptı, sonra da ondan ücretini istedi. El Az, bugün sana yanımda ödeyecek bir şey yok, dedi. Habbab dedi ki, alacağımı verinceye kadar yanından ayrılmayacağım. El Az dedi ki, Habbab ne oluyor sana? Sen önceden böyle değildin. Sen şüphesiz alacağını güzel bir şekilde isteyen birisiydin. Habbab dedi ki, ben senin dinin üzereydim. Bugün ise İslam dini üzereyim, senin dininden ayrılmış bulunuyorum. Bu sefer dedi ki, peki sizler cennette attın, gümüş ve ipek olduğunu iddia etmiyor musunuz? Habbab, evet deyince, bu sefer El-Az şöyle dedi, o zaman alay olmak üzere cennette senin alacağını ödeyinceye kadar bana mühlet ver. Allah'a yemin ederim, şayet senin dediğin gerçek çıkarsa hiç şüphesiz senin alacağını orada öderim. Allah'a yemin ederim, ey Habbab! Sen ve arkadaşların oraya girmeye benden daha layık olmayacaksınız. Bunun üzerine Yüce Allah, o ayetlerimizi inkar eden, kimseyi gördün mü, buyruğunu diğer ayetlerle birlikte indirdi. Burada kastedilen kişi el-Azbe, vaıldır. Acaba gaybı görerek mi bildi? i̇bn Abbas dedi ki, yani levhi mahfuza mı baktı? Mücahid de, o gaybı mı biliyor ki, cennette olup olmadığım bile bilsin, diye açıklamıştır. Yoksa Rahman'dan bir söz mü aldı? Katade ve Es-Sevri dedi ki, yani salih amel mi işledi? Bir görüşe göre bu ahitten kasıt tevhiddir. Bir diğer açıklamaya göre buradaki ahit söz vermek anlamındadır. El-Kelbi de şöyle açıklamıştır, o yüce Allah ile Allah'ın kendisini cennete sokacağına dair sözleşmiş midir? Hayır bu söz ile onun iddiası reddedilmektedir, yani böyle bir şey olmamıştır. O gaybı da görüp bilmemiştir, Rahman'ın nezdinde de herhangi bir ahit almamıştır. Yüce Allah'ın, hayır, anlamındaki buyruğu ile ifade tamam olmaktadır. El Hasan dedi ki, ayeti kerimeler El Velid El Mure hakkında inmiştir. Ancak birincisi daha sahihtir, çünkü sahih kitaplarda kaydedilen odur. Ve evlat, kelimesini Hamza ve Eykisai, ikinci, Vavı Ötreli olarak okumuşlar, diğerleri ise Üstün ile okumuşlardır. Ötre ve Üstün okuyuş hakkında iki farklı görüş vardır. Birinci görüşe göre bunlar iki ayrı söyleyiş olup, anlamlan aynıdır. İle denilir. Tıpkı ile denildiği gibi, ikisi de yokluk anlamındadır. El-Hariya b. Hillize de şöyle demiştir. Ben nice topluluklar gördüm ki andolsun pek çok malları olmuş ve çocukları, bir başka şair de şöyle demiştir. Keşke filan kişi annesinin karnında kalsaydı, doğmayaydı ve keşke filan kişi bir eşek yavrusu olsaydı. İkinci açıklamaya göre Kaysklar bu kelimeyi, vav, harfi ötreli olarak çoğul, üstün olarak tekil kabul ederler. Etma verdiği dedi ki, Yüce Allah'ın, elbette bana mal ve evlat verilir, buyruğu iki türlü açıklanmıştır. Birincisine göre, o Yüce Allah'ın kendisine itaat ve ibadete vaat ettikleri ilahlay olmak üzere cennette bana bunlar verilecektir demek istemiştir. Bu açıklamayı el kelbi yapmıştır. İkincisine göre o bunlar dünyada bana verilecektir demek istemiştir. Bu da Cumhur'un görüşüdür. Bunda da muhtemel iki açıklama vardır. Birincisi eğer ben atalarımın dini ve ilahlanma ibadet üzere kalmaya devam edecek olursam hiç şüphesiz bana mal ve evlat verilecektir. İkinci ihtimale göre, eğer ben batıl üzere bulunsaydım, hiçbir şekilde bana mal ve evlat verilmezdi. Derim ki, el kelbinin görüşü hadisin zahirinden anlaşılan manaya daha yakındır. Hatta bu hadislerin nasları buna delil teşkil etmektedir. Mesruk dedi ki, ben Habbab el ereti şöyle derken dinledim, Sehmoğullarından el azbe. Valin yanına ondaki bir alacak hakkımı istemek üzere gitmiştim bana, Muhammed, sav, ı inkar etmedikçe sana vermeyeceğim, dedi. Ben de ona, sen ölünceye ve hatta dirilinceye kadar bu olmayacaktır. Bana, ben öleceğim sonra da diriltilecek miyim, dedi. Ben, evet, dedim. Bu sefer şöyle dedi, orada benim malım ve evladım olacaktır, sana o vakit alacağını veririm. Bunun üzerine bu ayeti kerime nazil oldu. Tirmizi dedi ki, bu Hasan, sahih bir hadistir, 172. Yüce Allah'ın, acaba gaybı görerek mi bildi? Buyruğundaki, elif, istifım, soru edatı, içindir. Çünkü ondan sonra, yoksa, gelmiştir. Bu sorunun anlamı da azardır. Bunun aslı, şeklinde olup, ikinci, elif, vası elifi olduğundan dolayı hasfedilmiştir. Peki, Allah mı hayırlıdır? Ennemel, 27 bölü 59 buyruğu ile, iki erkeği mi haram ağızdı, el enam, 6 bölü 143 eksi 144 buyruklarında olduğu gibi için eyiften sonra med ile okumadılar, denilecek olsa şöyle cevap verilir, bu kelimelerde asıl olan iki tane, eliftir. Bunlar da ikinci, elif yerine istifım, soru ile haberi birbirinden ayırt etmek için ikinci, elifi med ile değiştirmişlerdir. Çünkü eğer metsiz olarak sadece, Allah hayırlıdır, denilecek olsa, istifim ve haber birbirine karışır. Ancak, görerek mi bildi? Buyruğunda böyle bir medde ihtiyaç yoktur. Çünkü istifim, elifi meftuntur, haber, elifi meksurdur, çünkü istifim halinde, elif üstün olarak, görüp bildi mi, iftira etti mi, seçti mi, mağfiret diledin mi? Denilirken haberde, Elif, esreli olarak, görüp bildi, iftira etti, beğenip seçti, onlara mağfiret diledin, denilir. Görüldüğü gibi buradaki farkı üstün ve ESRE ile göstermekle yetinmişler, başka bir farka da ihtiyaç görmemişlerdir. Hayır, asla, Kur'an, ı Kerim'in ilk yansında geçmemektedir. Bu edat Kur'an, ı Kertmin ikinci yarısında zikredilmektedir, 173, iki anlamı vardır, birincisi hak ve gerçek budur anlamında, ikincisi hayır anlamındadır. Hak ve gerçek budur, anlamında olduğu yerde, ondan önceki kelime üzerinde vakıf caiz olur. Bundan sonra, gerçek budur, aneamı ile bu edatla okumaya başlanılır. Şayet, hayır, asla, anlamında ise o takdirde bu kelime üzerinde vakıf caiz olur, bu ayette olduğu gibi. Çünkü anlam, hayır durum böyle değildir, şeklindedir. Bununla birlikte, söz, buyruğu, zerinde durak yapılarak, ile iptayda yapılabilir. Buyruk, gerçek şu ki, biz onun dediğini yazıp, anlamında olur. Nitekim Yüce Allah'ın, El-Mümin'in, 23 bölü 100'deki buyruğunda da, üzerinde durak yapılabilir. 174, kelimesi üzerinde de durak yapılabilir. 175, o takdirde anlam şöyle olur, belki geride bıraktıklarımla salih amel işlerim. Gerçek şu ki, El-Muminun, 23 bölü 100, Yüce Allah'ın, ayrıca onların bana isnat ettikleri bir suç da vardır. Onun için beni öldürmelerinden korkuyorum, buyurdu ki, asla, eş şu ara, 26 bölü 14 eksi 15, buyruğunda vakıf, kelimesi üzerindedir, çünkü anlamı şöyledir, hayır durum zannettiğim gibi değildir. İkiniz ayetlerimizle gidin. Burada bu edata gerçek şu ki anlamım vermek uygun değildir. El Ferra dedi ki bu edat muzarifi ile uzak istikbal manasını kazandıran durumundadır. Çünkü bir sıladır ve bu bir ret edatıdır. Sanki bu anlamı ile yetinilmesi bakımından evet ile hayır gibidir. El Ferra devamla der ki eğer bunu kendisinden sonraki lafzın sılası kabul edecek olursak üzerinde durulmaz. Kabe'nin Rabbi hakkı için hayır, demek gibi. Burada bu edat üzerinde durulmaz. Çünkü bu ifade, Kabe'nin Rabbi hakkın için evete benzemektedir. Yüce Allah da, andolsun ayaki hayır, el müddessir, 74 bölü 32, diye buyurmaktadır. Burada bu edat üzerinde durmak çok çirkindir, çünkü yeminin sılasıdır. Ebu Kafır Muhammed B, Sadan da bu edat ile ilgili olarak, el ferra ile aynı görüşteydi el -Ahfeş de şöyle demektedir, bu edat sakındırmak ve azarlamak anlamındadır. Ebu Bek el-Enbari dedi ki, ben Ebul Abbas'ı şöyle derken dinledim, Kur'an'ın tümünde bu edat üzerinde durak yapılmaz. Çünkü bu bir cevaptır ve asıl mananın tamamlanması ondan sonra gelen buyruklarla tahakkuk eder. Ancak birinci görüş, tefsir alimlerinin kabul ettiği görüştür. Biz, onun dediğini yazıp, yani söylediği sözleri onun için tespit edeceğiz ve ahirette ona bunların cezasını vereceğiz. Azabını da uzattıkça uzatacağız, azabına azap katacağız. Onun dediklerini biz ondan miras alacağız. Yani dünyada kendisine vermiş olduğumuz malını ve evladını ondan alacağız. İbn Abbas ve başkaları şöyle demiştir: Biz onu helak ettikten sonra malı ve evladı bize miras kalacaktır. Şöyle de açıklanmıştır ahirette kavuşmayı temenni ettiği mal ve evlattan onu mahrum bırakacağız ve bunları ondan başka kimselere, Müslümanlara vereceğiz. Ve o bize, malı, evladı ve kendisine yardım edecek aşireti, akrabaları olmaksızın, tek başına gelecektir. 176. 81. Onlar Allah'tan başka ilahlar edindiler ki onlarla aziz olalar. 82. Hayır, öyle değil onların ibadetlerini reddedip onlara karşı olacaklar. Onlar Allah'tan başka ilahlar edindiler ki onlarla aziz olalar. Bu buyruk Arap müşriklerini kastetmektedir. Aziz olmak, kendilerine yardımcı ve koruyucu olmaları demektir. Kast de çocuklardır. Eliz, aynı zamanda oldukça bol yağmur anlamına da gelir. Bu açıklamayı El-Herevi yapmıştır. İfadenin zahirinden anlaşıldığına göre bu kelime Allah'tan başka ibadet ettikleri ilahlara aracıdır. Tekil gelmesinin sebebi mastar anlamında oluşundan dolayıdır. Yani onlar vasıtası ile izzet, güç, kuvvet aig etsinler ve böylelikle Allah'ın azabından kendilerini koruyabilsinler demektir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: Hayır, öyle değil. Yani durum zannettikleri, undukları gibi olmayacaktır aksine onlara ibadet ettiklerini inkar edeceklerdir. Yani putlar kendilerine tapındıklarını kabul etmeyeceklerdir. Yahut da ilahlar, müşriklerin kendilerine ibadet ettiklerini inkar edeceklerdir. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmaktadır, biz, sana onlardan uzak olduğumuzu bildiriyoruz. Onlar bize ibadet etmiyorlardı. El Kasas, 28 bölü 63, çünkü putlar cansız varlıklardır, ibadetin ne olduğunu bilmezler onlara karşı olacaklar. Yani onlara karşı güdülen davalara yardımcı olacaklar ve onları yalanlayacaklar. Mücahid ve E.D. Daha'dan, onlara düşman olacaklar, diye açıkladıkları nakledilmiştir. İ.B.N. Zeyd dedi ki, onların aleyhine bir bela olacaklar. İlahları hasredilecek, ilahlarına akıl verilerek konuşacaklar ve şöyle diyecekler, Rabbimiz, seni bırakıp da bize ibadet eden bu insanları azaplandır. Hayır öyle değil, buyruğunun burada, la, hayır, anlamında olma ihtimali olduğu gibi, gerçek şu ki, anlamında olma ihtimali de vardır. Gerçek şu ki onların ibadetlerini reddedecekler, demek olur. E bu nehik bu edatı tenvin ile, şeklinde okumuştur. Bununla birlikte onun bu edatın, kef, harfine ötreli ve üstün diye okuduğu da rivayet edilmiştir. El-Mehdevi dedi ki, bu edat, red, azar, uyarıp dikkat çekmek ve önceden geçen sözün manasını reddetmek anlamındadır. Bazen de kendisinden sonraki ifadenin muhakkak olduğunu ve ona dikkat çekmek için de kullanılır. Yüce Allah'ın, gerçek şu ki, insan muhakkak azar, el alak, 96 bölü 6, buyruğunda olduğu gibi. Burada bu lafız üzerinde vakıf yapılmaz. Ancak birinci manaya göre vakıf yapılabilir. Eğer aynı anda her iki mana da elverişli ise üzerinde vakıf da yapılabilir, ondan önce vakıf yapılarak onunla yeniden okumaya da başlanılabilir. Yüce Allah'ın, hayır, öyle değil. Onların ibadetlerini reddedip onlara karşı olacaklar, buyruğundaki bu edatı tenminle okumakla birlikte, kef, harfini de üstün okuyanlara göre bu kelime, zayıfladı, cılız düştü, fiilinin mastarıdır. Mansub okunması da mahsuf bir fiil dolayısıyladır. Anlamı da şöyle olur, böyle bir görüş ve inanış alabildiğine cılızdır. Bundan maksat onların, onlarla aziz olalar, diye ilahlar edinmeleridir. Bu açıklamaya göre hem bir önceki ayetin son kelimesi üzerinde vakıf yapılabilir, hem de bu edat üzerinde vakıf yapılabilir. Cemaatin kıraatinde de aynı şekildedir. Çünkü bu edat burada kendisinden önceki ifadeleri reddetmeye de elverişlidir, kendisinden sonra gelen buyrukların muhakkak olarak gerçekleşeceğini ifade etmeye de elverişlidir. Tenvinle birlikte, kef harfinin ötveli okunduğunu rivayet edenlere gelince, bu da aynı şekilde mahsuf bir fiil ile nasf edilmiştir. Sanki ilahları kastetmek suretiyle, onların hepsi kendilerine yaptıkları ibadetlerini inkar edeceklerdir. Derim ki, böylelikle bu edatın dört manası olduğu ortaya çıkmaktadır. Tahkik, o da bit edatın, Gerçek şu ki, nefyetmek, dikkat çekip uyarmak, yemine STLA manalarıdır. Bu manalardan sadece birinci anlama gelmesi halinde üzerinde vakıf yapılır. El-Kisal dedi ki, la, hayır, sadece nefh eder. Kella, ise bir şeyi nefi bir şeyi de izbul eder. Mesela birisi sana, sen hurma yedin, diyecek olursa, sen, asla, kella, gerçek şu ki ben bal yedim, hurma değil, dersin. Burada kendisinden önceki nef edilmekle sonraki ise tahkik edilmektedir. Zıt, karşı olmak, tek kişi de olabilir, topluluk da olabilir. Düşman, adu ve rasul gibi. Burada, iki it, tın mastar mahallinde olduğu da söylenmiştir. Yani onlara karşı yardımcı olacaklardır. Bundan dolayı bu kelime çoğul gelmemiştir. Bu da Yüce Allah'ın, onlarla aziz olalar, buyruğunun bir karşılığıdır. İzz, aziz olmak, mastardır. Dolayısıyla onun mukabilinde kullanılan da böyledir. Diğer taraftan şöyle de denilmiştir, ayeti kerime pullara ibadet edenler hakkındadır. Burada putlarda aklı eren varlıklar gibi kafirlerin bu husustaki vehimleri doğru varsayılarak değerlendirilmiştir. Şöyle de açıklanmıştır, ayet Mesih'e yahut meleklere, yahut cinlere, ya da şeytanlara ibadet eden kimseler hakkındadır doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. 177. 83. Bilmez misin ki, biz şeytanları, kafirler üzerine salarız da onları alabildiğini. Teşvik ederler. 84. O bakımdan sen onlar için acele etme. Biz onlara mükemmel bir şekilde sayarız. 85. O günü biz takva sahiplerini Rahman'ın huzuruna binekli olarak toplayacağız. 86 suçluları ise susamışlar olarak cehenneme süreriz. 87. Rahman'ın yanında AHD almış olanlardan başkası şefaate sahip olmayacaktır. Bilmez misin ki, biz şeytanları, kafirler üzerine salarız. Şeytanların onları azdırması için musallat ederiz. Bu da iblise, onlardan gücünün yettiği kimseleri sesinle yerinden oynat. El-İsra, 17 bölü 64 diye buyurduğu zaman olmuştu. Denildiğine göre burada salarız, buyruğu serbest bırakırız anlamındadır. Aynı kökten olmak üzere deveyi serbest bıraktım demektir. Yani biz ondan şeytanlarla baş başa bırakınız ve şeytanların telkinlerini kabul etmeye karşı onları korumayız. Ezzeccak hazırlarız anlamındadır, demiştir. Onları alabildiğine teşvik ederler. İbn Abbas dedi ki onları itaatten isyana doğru it eder. Yine ondan nakledildiğine göre Onları kötülüğe oldukça teşvik ederler, bu işe devam et, devam et, diye diye sonunda onu ateşe düşürürler, şeklinde açıkladığı da nakledilmiştir. Birinci açıklamasını Es-Salebi, ikincisini El-Maverdi nakletmektedir ki, ikisinin de anlamı birdir. Ed-Dahhak, on yıl alabildiğine azdırırlar diye açıklarken, mücahid onları harekete ve galeyana getirirler, demektir, der. Peygamber, Sav, hakkında rivayet edilen şu haberde de, ayeti kerimedeki, aynı kökten gelen kelime kullanılmıştır. O namaza kalktığında ağladığından ötürü içinden tencerenin hareket edip kaynamasını andıran bir kaynama vardı, işitilirdi. 178. Tencere oldukça kaynadı, kışkırtmak ve teşvik etmek, demektir. Yüce Allah'ın, bilmez misin ki, biz şeytanları kafirler üzerine salarız da onları alabildiğine teşvik ederler, yani masiyetleri işlemeye teşvik ederler. Bu kelime aynı zamanda karışmak, birbirine girmek anlamına da gelir, bir şeyin bir bölümünü, öbür bölümüne kattım, demektir. Bu açıklamaları El Cevheri yapmıştır. O bakımdan sen onlar için acele etme. Onlar için azap isteme. Biz onlara mükemmel bir şekilde sayarız. El Kelbi dedi ki, onların ecellerini sayarız. Yani onların günlerini, gecelerini, aylarını, yıllarını, ta ki azabın geleceği süreye kadar sayarız. E.D. Dahak, nefeslerini sayarız, İ.B.N. Abbas, dünyada onların yıllarını saydığımız gibi nefeslerini de sayarız, diye açıklamışlardır. Adımlarını sayarız, lezzetlerini sayarız, anlarını sayarız, saatlerini sayarız diye de açıklanmıştır. Kutrab dedi ki, biz onların amellerini tam anlamıyla sayarız, demektir. Şöyle de açıklanmıştır, sen onlar için acele etme. Bizim onları geciktirmemizin sebebi günahları artsın diyedir. Rivayet edildiğine göre, Memun bu sureyi okumuş, yanında fukahadan bir grupta olduğu halde bu ayet iyi kerimeye kadar gelmiş, başıyla kendisine öğüt versin diye es Sima'a işaret edince, o da şöyle demiş, nefesler sayılı olduğuna, bunların uzamaları söz konusu olmadığına göre, bunların tükenişi ne kadar çabuk olacaktır. İşte bu anlamda olmak üzere şöyle denilmiştir, hayatın belli nefeslerden ibarettir, sayılır, geçtikçe her bir nefesin onunla hayatın bir parça eksilir. Her gece sana hayat veren, aslında, seni öldürmekte, sana şarkı söyler gibi görünenin maksadı aslında alay etmektir. Denildiğine göre Ademoğlunun bir gün, bir gece boyunca aldığı nefeslerin sayısı 24 bin nefestir. 12 bini gündüzün, 12 bini de geceleyindir. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Bu nefesler tamı tamına sayılıp, dökülmektedir. Yaşanacak nefeslerin sayısı bellidir. Bunların daha da uzaması söz konusu değildir. Ne kadar da çabuk bitip tükenmektedirler. 179. Mahşere ve cennete geliş. O gün, biz takva sahiplerini Rahman'ın huzuruna binekte olarak toplayacağız. İfadede bir haz vardır. Biz Rahman'ın cennetine ve onun lütuf ve ihsan yurduna onları toplayacağız demektir. Bu da Yüce Allah'ın, ben, Rabbime gidiyorum. Pek yakında beni doğru yola iletecektir. Es-Safat, 37 bölü 99, buyruğuna benzemektedir. Hadis-i şerifteki şu ifade de bunu andırmaktadır, kiram hicreti Allah'a ve Rasulüne olursa, onun hicreci Allah'a ve Rasulünedir. 180, Weft, Milt, binekli olarak, hey bir et olarak gelenlere verilen isimdir. Nitekim, Savim, Fatır ve Zev, oruç tutanlar, oruç açmış olanlar, ziyaretçiler, denilmesi de böyledir. Weft kelimesinin tekili, Vafit'dir. Rab ve Rakib, Sahb ve Sahib, binekliler binekli, arkadaşlar arkadaş, gibi. Bu kelime, den gelmekte olup, fetih yahut önemli bir iş için hükümdara gitmek anlamındadır. El-Cevheri dedi ki, elçi olarak emriye huzuruna vardı, demektir. Bu işi yapana da, vafid denilir, çoğulu ise, veft diye gelir, tıpkı, sahim ve sahb kelimesi gibi. Veftin çoğulu ise, vifad ve vufud diye gelir, ismi, vifade gelir. Onu emire ben gönderdim, demektir. Tisefesörde şöyle denilmektedir, veften, binekli olarak, yani itaatlerinin asil bineklerine binmiş olarak, demektir. Çünkü elçi çoğunlukla binekli olur. Veft, ise binekliler demektir. Bunun tekil olarak gelmesi mastar oluşundan dolayıdır. i̇bn Güreye dedi ki, asil develer üzerinde, heyetler halinde demektir. Amrb, Kayz-el-Mülat dedi ki, Müreyn kabrinden çıktığı vakit amele en güzel bir surette ve en hoş bir koku ile onu karşılar. Ona, beni tanıyor musun? diye sorar. O, hayır, ancak yüce Allah sana çok hoş bir koku ve çok güzel bir suret vermiştir, der. O da der ki, ben dünyada iken de böyleydim. Ben senin salih amelinim. Dünyada iken ben sana uzun süre bindim. Şimdi bugün sen bana bineceksin. Daha sonra da, o gün biz takva sahiplerini Rahman'ın huzuruna binekli olarak toplayacağız, ayetini okudu. Kafirin karşısına da Arnel'e en çirkin suretle ve en kötü koku ile çıkar. Ona beni tanıdın mı, der. O da, hayır, der. Şu kadar var ki Allah sana çok çirkin bir suret ve çok kötü bir koku vermiştir. Ona şu cevabı verir, ben dünyada iken de böyleydim. Ben senin kötü amelinim. Dünyada iken sen uzun zaman bana bindin şimdi bugün ben sana bineceğim. Sonra da, onlar günahlarını sırtlarına yüklenmiş oldukları halde. El Enam, 6 bölü 31, buyruğunu okudu. Ancak bu sened bakımından sahih değildir. Bunu, Ebu Bek, i̇bn Arabi, Sirakul Muraydın, adlı eserinde zikretmektedir. Yine bu haberi Ebu Nas, Abedur Rahim ve Abdülkerim el de tefsirinde İbn Abbas'tan bu lafızda ve bu manada zikretmiş bulunmaktadır. Yine İbn Abbas'tan şunun nakletmektedir. Atlan seven kimse yüce Allah'ın huzuruna küçük büyük pislik yapmayan, dizginleri kırmızı yakuttan, yeşil zümrütten, beyaz inciden eğerleri yeşil ve kalın ipekten atlar üzerinde gelecektir. Develere binmeyi sevenler de küçük büyük pislik yapmayan, dizginleri yakuttan, zümrütten asil develer üzerinde gelecektir. Gemilere binmeyi seven kimseler de yakuttan, gemilerle suda batmaktan ve dehşetli fırtınalardan yana güvenlik akında oldukları halde geleceklerdir. Yine Ey Kuşeyri, Ali, Ra, Dan şöyle dediğini nakletmektedir. Bu ayeti kerime nazil olunca Ali, Ra, şöyle dedi, Ey Allah'ın Resulü! Ben kralları ve onların heyetlerini gördüm. Ne kadar heyet gördüysem hepsi binekliydiler. Allah'ın heyetleri nasıldır? Resulullah, Sav, şöyle buyurdu, onlar ayakları üzerinde hasredilmeyecekler, arkadan itilerek götürülmeyecekler ama onlara cennet develerinden develer götürülecek, insanlar benzerlerini görmemişlerdir. Bunların eğerleri altın, dizginleri zümrüttür. Cennetin kapısını çalacakları vakte kadar bunlara bineceklerdir. Bu haberi Ali, Ra dan zikreden essa sa Rebi'nin lafzı daha açıktır, Ali, Ra, dedi ki, bu ayeti kerime nazil olunca, ey Allah'ın Resulü, dedi, ben hükümdarları ve onların heyetlerini gördüm, ne kadar heyet gördüysem hepsi binekliydi. Şöyle buyurdu, ey Ali, yüce Allah'ın huzurundan ayrılıp gitme zamanı geldiğinde melekler müminleri beyaz develerle karşılarlar. Bunların eğerleri ve dizginlen altından olacaktır. Her binicinin üzerinde öyle bir elbise olacak ki bu dünyadan daha değerlidir her mümin böyle bir elbise giyecek, sonra da binekleri onları sırtlarında taşıdıkları halde yol alacaklardır. Develerin sırtında nihayet cennetin kapısına geleceklerinde melekler onları karşılayacaklar, selam olsun üzerinize, tertemiz geldiniz. Hemen oraya ebediler olarak girin. Ez Zümer, 39 bölü 73 diyeceklerdir. Derim ki, bu haber onların ancak, hesap için durulacak yer olan, mevkıften itibaren bineklere binip elbise giyineceklerini açıkça ifade etmektedir. Kabirlerden çakacakları vakit ise yayandırlar, ayakları da çıplaktır, üzerlerinde elbise olmayacaktır ve sünnetsiz olacaklardır. Bu halde de hesap yerine gideceklerdir. Buna delil de İbn Abbas'ın rivayet ettiği şu hadisi şeriftir. Resulullah bir öğüt vermek üzere kalktı ve şöyle buyurdu, Ey insanlar! Sizler yüce Allah'ın huzuruna çıplak ayaklı, elbisesiz ve sünnetsiz olarak hasredileceksiniz, toplanacaksınız. 181 hadisi Buharı ve Müslim rivayet ettiği gibi tamamıyla yüce Allah'ın izniyle el Mü'minun suresinde de gelecektir. Bundan önce de Ali İmran suresinde 3:69 ila 170 ayetler üç başlıkta Abdullah b. Üreys'in rivayetiyle bu manada geçmiş bulunmaktadır. Yüce Allah'a hamd olsun. Bahtiyar kimseler için bu iki halinde hasıl olması uzak bir ihtimal değildir, bu durumda İBN Abbas'ın hadisi tahsis edilmiş olur. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Ebu Höreyre dedi ki, develerin sırtında geleceklerdir, İBN Abbas da şöyle açıklamıştır, onlar kendilerine cennetten getirilecek develere binmiş olacaklardır. Bundan eğerleri alcından, yularları ve dizginleri zümrütten olacaktır. Bunların üzerinde haşredileceklerdir. Ali ra da şöyle demiştir: Allah'a yemin ederim, ayakları üzerinde hasredilmeyecekler. Aksine bunlar eğerleri altından dişi develer üzerinde yine eğer takımları yakuttan asil atlar sırtında haşredileceklerdir. İçlerinden bunların yürümelerini geçirecek olurlarsa yürürler, hafif hareket ettirirlerse uçarlar. Az önce İBN Abbas'tan nakledildiği gibi, söyle de açıklanmıştır, onlar sevdikleri şekilde deve, at ya da gemiler üzerinde geleceklerdir. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Burada, binekli olarak, geleceklerinin söylenmiş olması, Araplara göre binekli heyetlerin, genelde müjdeler getirmeleri ve kendilerine verilecek müjdelik ve mükafatları beklemelerinden ötürüdür. Takva sahibi kimseler de kendilerine verilecek ilahi bağış ve mükafatları bekleyeceklerdir. Suçluları ise susamışlar olarak cehenneme süreriz. Sürmek, sev, hızlıca yürümeyi istemek demektir. Bir jjj, susamışlar olarak, demektir. Bu açıklamayı İBN Abbas ve Ebu Höreyre, Allah ikisinden de razı olsun, ile El Hasen yapmıştır. El Ahfeş, El Ferra ve İbnol Arabi, çıplak ayaklı ve piyade olarak diye açıklamışlardır. Bunun grup grup, fevk fevk anlamına geldiği de söylenmiştir. El Eseri de şöyle açıklamıştır, yani suya giden develer gibi susamışlar olarak ve piyade olarak haşredileceklerdir. Filanoğullarının su alanları geldi, denilir. El Kuşeyri dedi ki, Yüce Allah'ın bu buyruğu susuzluğa delildir. Çünkü genelde suya susuzluk dolayısıyla gidilir. Tefsirde şöyle denilmektedir: Bunlar piyade ve susamışlar olarak hatta susuzluktan boyunları kopmuş olarak geleceklerdir. Günahkarların cehennem ateşine sürülmeleri gerçekleşeceğinde takva sahibi kimseler de cennete doğru toplanacaklardır. Yüce Allah'ın susamışlar olarak kelimesinin gelmek anlamında olduğu da söylenmiştir. Bu da sana ikram olsun diye geldim anlamında demeye benzer biz onları ateşe girmeleri için süreceğiz demektir. Derim ki, bu görüşler arasında bir çelişki yoktur. Buna göre günahkarlar cehenneme susamışlar olarak, çıplak ayaklı, bineksiz ve gruplar halinde sürüleceklerdir. İBN Arafe dedi ki, Word, suya giden topluluk demektir. Susamış kimselere bu ismin veriliş sebebi, suya gitmek istemeleridir. Nitekim oruç kılar anlamına, F düzeltme işareti kare F Y, iki iyaretçi topluluk anlamına, demek de böyledir, buna göre bu mastar lafzı üzere bir isimdir. Tekili ise, o şeklinde şeklindedir. Yine, bird suya gelen kuş ve deve topluluğu anlamındadır. Aynı zamanda bu, içmek üzere başına gidilen su anlamında da kullanılır. Bu ise bir şeye, bir şey ile imada bulunmak kabilindendir. Yine word, kur, a'nın bir bölümü anlamında da kullanılır. Mesela bir dimi okudum denilir. VJR'de belli bir sürede ve belli aralıklarla gelen sıtma günü anlamında da kullanılır. Zahirinden anlaşıldığı kadarıyla bu müşterek birden çok mana hakkında kullanılan bir lafızdır. Şair de kuyuyu vasfederken şöyle demektedir.